Merhaba Gülay, hoş geldin. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim hocam. Evet, günaydınlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ASC 2021'in saat 11 oturumunda tüketimde sürdürülebilirlik başlığı altında hep birlikte olacağız. Aslında tüketimde sürdürülebilirlik çok çok önemli bir konu. Son yılların en trend konularından bir tanesi. Ancak tabii ki bu konu çok revaçta konuşuluyor olmasının dışında uzun yıllardan beri de farkındalık olarak bizi geliştiren, daha iyi olmaya iten bir konu olduğundan konuşulan, tartışılan, üzerine çalışmalar yapılan bir konu ola gelmiş. Mesela Gandhi sürdürülebilir tüketimle ilgili aslında ilk farkındalığı ortaya koyan kişilerden bir tanesi. Yaptığı açıklamasında sürdürülebilir tüketimin aslında bizim ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tatmin edebileceklerini de edebileceklerinden de emin olarak bundan hiç ödün vermeden yapılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. Tabii Gandhi'den de öncesi var aslında. Yani insanoğlu var olduğundan beridir doğadan aldıklarını tüketiyor. Ama ne zaman ki yerleşik hayata geçiyoruz ve tüketmeye başlıyoruz, o zaman bu tüketimi destekleyecek üretim de hayatımıza girmeye başlıyor. Ve sonrasında üretim ve ticari etkinliklere yönelen insanoğlu sanayi devrimi, sonrasında gelen küreselleşme, teknolojide yaşanan gelişimlerle birlikte pazarın asimetrik bir şekilde büyümesine şahit olarak artık bir nevi doğaya da zarar verecek hale gelebiliyor. Bu da tüm milletlerin bu konuda hassasiyet göstermesiyle sonuçlanıyor doğal olarak ve sürdürülebilir kalkınma zorunlu olarak konuşulması, tartışılması gereken bir başlık haline geliyor. Tabii bu başlık altında pek çok farklı konu ele alınıyor. İşte enerji tasarrufundan, karbon ayak izine, sürdürülebilir büyümenin öneminden, sürdürülebilir ekonominin kurulup kurulamayacağına kadar. İşletmeler de bunun çok önemli bir paydaşı konumunda ve bu noktada hem pazarlamayı hem de işletmenin diğer tüm fonksiyonlarını ilgilendiren sürdürülebilir üretim ve tüketim konusu da ön plana çıkıyor. Sınırsız ve dengesiz bir üretimin hem doğaya hem gelecek nesillere zarar verebileceği bilgisinden yola çıkarak sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir tüketim hakkında neler yapılabileceğine dair çalışmaların da yapılması gerekiyor. Bu manada bilinçli bir şekilde tüketmek çok önemli hale geliyor. Tüketici davranışlarını anlamak ve öğrenmek de bu açıdan çok önemli. Belki azaltmak, paylaşma yoluyla olabilir tüketimin azaltılması, yeniden kullanmanın teşvik edilmesi ve geri dönüşüm bu manada önerilen kavramlar arasında ama pazarlama çalışan ve işletmeler içerisinde yer alan herkesin bildiği gibi tüketici davranışlarını anlamak ve yönlendirebilmek konuşulduğu kadar kolay değil. Bu manada bugün dinleyeceğimiz çalışmaların da her biri ayrı ayrı önemli. Aslında sözü çok fazla uzatmadan hemen katılımcılarımıza dönmek istiyorum. Açılışta ilk dinleyeceğimiz bildirimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Sevgi Ergün'ün siyah çay tüketiminde marka bağlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesiyle ilgili. Bunu da Kahramanmaraş Kent Merkezi'nde yaptığı çalışmasının sonuçlarına dayandırarak bizlerle paylaşacak. Sözü size bırakıyorum ve keyifli dinlemeler diyorum herkese. Teşekkür ediyorum. Öncelikle merhabalar. Ben Sevgi Ergün. Kahramanmaraş İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Sizlere Kahramanmaraş Kent Merkezi'nde yapmış olduğum siyah çay tüketiminde marka bağını etkileyen faktörleri sunacağım. Öncelikle sunumum görünüyor değil mi? Evet. Görünüyor. Teşekkür ederiz. Tamamdır. Siyah çay tüketiminde marka bağını etkileyen faktörlerin belirlenmesi Kahramanmaraş Kent Merkezi örneği.
Sunum planımız, giriş, materyal ve yöntem, araştırma bulguları, sonuç ve öneriler şeklinde olacaktır. Çay, yetişme alanı olarak nemli iklim bölgelerinde üretilen, yaprakları her daim yeşil kalan bir bitkidir. Ayrıca sudan sonra tüketim en fazla olan içecektir. Bu bitkiden elde edilen başlıca 3 çay türü insanlar tarafından tüketilmektedir. Bunlar yeşil çay, oolong çayı ve siyah çaydır. Çay, A, D ve B12 vitaminlerini içermesi, antioksidan bakımından zengin olması, kanseri ve stresi önlemesi, hazmı kolaylaştırması, yorgunluğu gidermesi, damarları temizlemesi, kan basıncını düşürerek kalbi koruması gibi birçok faydası bulunmaktadır. En fazla çay ithalatı yapan ülkeler Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD'dir. En fazla çay ihracatını yapan ülkeler ise Kenya, Çin, Hindistan, Sri Lanka, Vietnam, Arjantin ve Uganda'dır. 2018 yılı FAO bilgilerine göre dünya çay üretiminin 6.3 milyon ton olduğu saptanmıştır. Dünya çay üretiminin %41'i Çin'de üretilirken %4'ü ise Türkiye'de üretilmektedir. Dünya Çay Raporu 2016 yılı bilgilerine göre dünyada yıllık çay tüketiminin kişi başına 500 gram olduğu saptanmıştır. Siyah çay çoğunlukla Hindistan ve batısındaki ülkelerde, yeşil çay ise çoğunlukla Uzak Doğu ülkelerinde tüketilmektedir. Dünya çay tüketiminin %97'lik kısmını siyah çay, geriye kalan %3'lük kısmını ise yeşil çay oluşturmaktadır. Dünya çay tüketiminde önemli bir yere sahip olan Çin'in yıllık kişi başına çay tüketimi 1 kilogramdır. Türkiye'de ise tüketilen çayların %95'i dökme siyah çay iken %5'i poşet çay ve bitki çaylarıdır. Türkiye çay ile diğer ülkelerden çok sonra tanışmasına rağmen yıllık çay tüketiminde kişi başına 3.2 kilogramla dünyada ilk sırada yer almaktadır. Zamanla değişen yaşam şekilleri, çalışan kadın oranlarının artmaya başlaması, her geçen gün değişen teknoloji, insanların tüketim şekillerini ve beklentilerini değiştirmiş, bunun sonucunda bireyler daha kaliteli ve çeşitli ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Bütün dünyayı etkileyen COVID-19 salgını da insanların hayatlarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bunların başında tüketici davranışlarındaki değişmeler gelmektedir. Bu süreçte Dorinsight şirketinin yaptığı araştırmaya göre tüketicilerin satın alma davranışlarının önemli seviyede değiştiği ve aylık harcamalarının artış gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda tüketicilerin en fazla gıda, daha sonra ise temizlik ürünlerini satın aldığı ortaya konulmuştur. Piyasada tüketicilerin ihtiyaçlarına göre birçok ürün yer almaktadır. Bunların bir kısmı markalı, bir kısmı ise markasızdır. Markalı ürünler, markasız ürünlere kıyasla piyasada daha çok yer almakta ve tüketiciler tarafından daha bilinçli bir şekilde tüketilmektedir. Bu nedenle ürünleri tüketicilere tanıtmak ve piyasadaki rollerini artırmak amacıyla kullanılan en iyi yöntem ürünü markalaştırmaktır. Marka, bir grup işletme sahiplerinin rakip firmalardan farklı olarak tüketiciye sunmak için üretilen mallara verdikleri özel terim, sembol, renk, işaret, tasarım gibi çeşitli bileşenlerdir. Marka bağlılığı ise tüketicilerin birçok marka arasından devamlı aynı markayı tercih etmesi olarak tanımlanmaktadır. Marka bağlılığına sahip bireyler tercih ettikleri markanın özelliğinde herhangi bir değişiklik de yapılsa, rakip markalar daha avantajlı da olsa bu durumdan etkilenmemekte veya çok az etkilenmektedirler. Marka bağlılığı olmayan bireyler için ise tüm markalar benzer kategoridedir ve marka dışındaki diğer etmenlere göre değerlendirilirler. Bu bireyler için en fazla etkili olan faktörün başında ürünün fiyatı gelmektedir. Tüketicilerin satın aldığı üründen memnun kalması sonucunda tüketici ile marka arasında duygusal bir bağ oluşmaktadır. Oluşan bu bağ güçlü ise tüketici ürün kampanyaları, promosyonları gibi faktörlerden etkilenmeyerek her zamanki aldığı markadan vazgeçmeyecektir. Ayrıca diğer markalar daha ucuz olmasına rağmen tüketici satın aldığı markadan vazgeçmiyorsa ürün marka değerine ulaşmış ve tüketicilerde marka bağlılığı ortaya çıkmıştır.
Piyasaya sunulan her markanın kendine has bir izlenimi ve kişiliği olması nedeniyle her marka tüketiciler üzerinde farklı algılar yaratmaktadır. Bu sebeple bireyler tercih ettikleri markalarla bütünleşerek aslında kendi kişiliklerini ortaya koymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı hem ülkenin önemli ihraç ürünü olan hem de iç tüketimi oldukça yüksek olan çayın marka bağlılığını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu araştırmada tüketicilerin siyah çayda marka bağlılığına ilişkin çeşitli sorulara cevap aranmış ve araştırma amacına uygun olarak aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. H1 hipotezi, siyah çay harcaması az olanların marka bağlılığı yüksektir. H2 hipotezi, sosyodemografik özellikler siyah çayda marka bağlılığını etkilemektedir. H3 hipotezi ise siyah çay tüketim miktarı arttıkça marka bağlılığı azalır. Materyal ve yöntem, çalışmanın ana materyalini Kahramanmaraşlı kent merkezinde tesadüfi olarak seçilen 384 tüketici ile 2021 yılı Şubat-Mart ayları arasında yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Örnek hacminin belirlenmesinde ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmiş tek aşamalı tesadüfi olasılık örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, T testi ve lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Lojistik regresyon, bir veya daha çok sayıdaki bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan istatistiksel bir analizdir. Lojistik regresyon yönteminde yorumlama olasılık oranı ile yapılmaktadır. Olasılık oranı ise bir durumun gerçekleşme ihtimalinin gerçekleşmeme ihtimaline oranlanmasıyla bulunmaktadır. Araştırma bulguları. Tüketicilerin sosyodemografik özelliklerine baktığımızda bireylerin %58,1'inin kadın, %79,4'ünün evli, %42,4'ünün ise yaş aralıklarının 35 ile 50 yaş aralığında olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra %44,0'ının ön lisans ve üzeri mezunu, %31,5'inin ise kamu çalışanı olduğu ortaya konmuştur. Bireylerin %58,9'unun 4 ve üzeri kişiden oluşan haneye sahip olduğu, %57,3'ünün ise hanelerinde 1 ve daha az kişinin çalıştığı saptanmıştır. Bireylerin %38,3'ünün aylık hane halkı gelirlerinin 4501 ile 8500 TL arasında olduğu, %45,8'inin ise aylık hane halkı gıda harcamalarının 1301 ile 2500 TL arasında olduğu ortaya konmuştur. Çay tüketim bilgilerine baktığımızda bireylerin %70,1'inin 1000 gram ve altında siyah çay tükettikleri saptanmıştır. Bireylerin %36,7'sinin aylık siyah çaya 31 ile 55 TL arasında harcama yaptıkları ve %31,3'ünün günde 4-5 bardak siyah çay tükettikleri saptanmıştır. Tüketicilerin siyah çayda markaya bağlılık derecesini incelediğimizde %52,1'inin marka bağlılığının düşük olduğu ortaya konmuştur. Tüketicilerin aylık siyah çay harcaması ile markaya bağlılık derecesi arasındaki ilişki durumunu incelediğimizde, marka bağlılığı yüksek olan bireylerin aylık ortalama 44,32 TL, marka bağlılığı düşük olan bireylerin ise aylık ortalama 44,70 TL siyah çay harcaması yaptıkları ortaya konmuştur. Harcama ile marka bağlılığı arasında bir farklılık olmadığı saptanmış ve H1 hipotezi reddedilmiştir. Bireylerin markaya bağlılık derecelerini etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla lojistik regresyon modelinden yararlanılmıştır. Modelde marka bağlılığı düşük olanlar 0, marka bağlılığı yüksek olanlar 1 olarak kodlanmıştır. Modelde bağımsız değişkenler kukla, sürekli ve kategorik değişkenlere çevrilmiştir. Model genel anlamıyla istatistik olarak anlamlı çıkmıştır. Elde edilen sınıflandırma tablosuna göre model tüm deneklerin %62,0'ını doğru sınıflamıştır.
Modeldeki 11 değişkenden 6 tanesi istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır. Anlamlı çıkan değişkenler cinsiyet, gelir değişkenleri, siyah çay miktarı ve siyah çay fiyat değişkenleridir. Lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre bağımsız değişkenler arasında en önemlisinin gelir olduğu saptanmıştır. Bunu yorumlayacak olursak, orta gelirli bireylerin düşük gelirli bireylere göre marka bağlılıklarının yüksek olma olasılığı 1.9 kat daha fazladır. Yüksek gelirli bireylerin düşük gelirli bireylere göre marka bağlılıklarının yüksek olma olasılığı 2 kat daha fazladır. Bu sonuç, gelir düzeyleri yüksek olan bireylerin marka bağlılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Marka bağlılığı ile siyah çay fiyatı arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Düşük fiyatlı siyah çay satın alan bireylerin yüksek fiyatlı siyah çay satın alan bireylere göre marka bağlılıklarının yüksek olma olasılığı %50,6 daha azdır. Orta fiyatlı siyah çay satın alan bireylerin yüksek fiyatlı siyah çay satın alan bireylere göre marka bağlılıklarının yüksek olma olasılığı %47,6 daha azdır. Bu sonuç, yüksek fiyatlı siyah çay satın alan bireylerin marka bağlılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Marka bağlılığı ile cinsiyet arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kadınların erkeklere göre marka bağlılığı yüksek olma olasılığı %36,5 daha azdır. H2 hipotezindeki sosyodemografik özelliklerin marka bağlılığı üzerindeki etkisi test edilmiş, ancak bunlardan yalnızca cinsiyet ve gelirin marka bağlılığı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Marka bağlılığı ile siyah çay miktarı arasında ise negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bireylerin satın aldıkları siyah çay miktarı arttıkça marka bağlılıklarının yüksek olma olasılığı %37,5 azalacaktır. Bu sonuca göre de H3 hipotezi kabul edilmiştir. Sonuç ve öneriler. Model sonucuna göre yaşın, medeni durumun, eğitimin marka bağlılığında bir etkisinin olmadığı, ancak erkeklerin ve gelir yüksek olanların marka bağlılıklarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun için firmaların yapacakları tutundurma faaliyetlerinde kadınları ve geliri düşük olan tüketicilerin de marka bağlılığını artıracak uygulamalara yer vermesi önerilmektedir. Gıda harcamaları tüketicilerin bütçelerinde önemli yer tutmaktadır. Bunun için ise düzenli ve sıklıkla yapılan bu harcamalar firmalar tarafından analiz edilmeli ve firmalar yol haritalarını alışveriş davranışlarına göre düzenlemelidirler. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız alabilirim. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Sevgi Ergün'e. Hocalarım, dinleyenler, bu önemli bir konu. Aslında çok tüketilen bir ürün grubuyla ilgili çalışmışlar gerçekten. Güzel, keyifli bir sunum oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ben teşekkür ederim. Sorular varsa eğer rica edelim, bekleyelim. Evet. Ben bir soru sorayım o zaman. Tabii. Bir not aldım ama. Evet. Daha çok aldıkça, yani ürünü daha çok tüketenlerin marka bağlılığının daha çok düştüğü şeklinde bir not aldım. Doğru mudur bulgu bu yönde? Evet, evet. Tüketim miktarı arttıkça marka bağlılığı azalıyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Normalde tam tersini beklemez miyiz? Şimdi şöyle, bunu şu şekilde açıklıyorum. Şimdi insanların bir ürün, yani şimdi tüketim miktarı arttıkça harcamaları da artacağı için insanlar farklı markalara yönelebilmektedirler. O yüzden böyle bir şey de olabiliyor. Belki yani, fiyat avcılığı olacak yani. Daha uygun fiyatı buldukları zaman daha çok tüketenlerin başka markalara kaymasını mı bekliyorsun? Evet, evet. Aynen öyle. Biraz önce konuşmanın başında da aslında oturumun başında da konuştuğumuz gibi tüketici davranışları o kadar fazla değişkenden etkileniyor ki bazen kendi doğrularını kendisi yazıyor her örnekleme göre. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim cevabınız için. Var mı acaba hocaların başka soru? Ben teşekkür ederim.
Peki o zaman Sevgi Ergün'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel keyifli sunumu için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi o zaman biraz tüketicilerin yüksek fiyat ödeme istekliliği ve olumlu önerme davranışını doğrudan iletişim, hizmet kalitesi ve arama maliyetleri nasıl etkiler sorusunun cevabını arayan Azize Şahin hocamızın İstanbul Üniversitesi'nden sunumuyla devam edelim. Şöyle küçük bir değişiklik yapayım o zaman. Azize hocamı göremedim şu an. Belki ortak yazarlıydı, bilemiyorum. Öyleyse lütfen müdahale etsin yazar. Değilse bir sonraki sunumumuza geçelim. Çukurova Üniversitesi'nden değerli öğrencim, doktora yeterliğini tamamlamış doktora öğrencisi Sayın Gülen Güler'in ürünleri görmek için linke tıkla fenomenlerle pazarlamanın satın alma niyetine etkisi başlıklı çalışmasının sunumunu dinleyelim. Sözü size bırakıyorum. Merhabalar. Bugün sizlere Deniz Eren'le birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz fenomenlerle pazarlamanın satın alma niyetine etkisine dair çalışmamızın sunumunu gerçekleştireceğim. Sunum planını şöyle özetlemem gerekirse öncelikle fenomenlerle pazarlamadan bahsedeceğim. Sonrasında sosyal medya fenomeninin güvenilirliği, parasosyal ilişki, metodoloji, bulgular ve sonuçlarla bitireceğim. Öncelikle bildiğiniz üzere sosyal medya kullanımı son yıllarda oldukça arttı. VR Social'ın yayınladığı verilere göre sadece Türkiye'de 2020 yılında 54 milyon aktif kullanıcı varken 2021 yılında bu sayı 60 milyona ulaşmıştır. Aynı şekilde 2021 yılında 6 dakikalık bir artışla günlük sosyal medya kullanımı 2 saat 57 dakika olmuştur. Sosyal medya ve internet kullanımının artmasına paralel olarak fenomenlerle yapılan pazarlamanın pazar payı da son 3 yılda grafikte gördüğünüz üzere 6.5 milyar dolardan 13.8 milyar dolara kadar yükselmiştir. Fenomenler sosyal platformlarda çok sayıda takipçisi olan etkili fikir liderleridir ve fenomenlerle pazarlama da bu kişilerin takipçileri yani tüketiciler üzerinde yaptıkları paylaşımlar aracılığıyla markaların çıkarlarına ilişkin olumlu tutum ve davranışsal tepkilerin oluşmasına yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarda fenomen pazarlamanın başarılı olmasının nedeni sosyal medya fenomenlerine duyulan güven olarak görülmüştür. Sosyal medya fenomeninin güvenilirliğine baktığımız zaman bir iletişimcinin veya mesajın kaynağına olan güvenin ikna edicilikte önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Sosyal medya fenomenleri de belirli markaların ürünleri hakkında paylaşımlarda bulunurken ürünleri bizzat denediklerini yaptıkları paylaşımlarda göstermeleri nedeniyle güvenilir görünmektedirler. Bu kişilerin aktardıkları bilginin güvenilirliği sosyal medya fenomenlerinin takipçileriyle etkileşim açısından da önemli bir konudur ve yapılan çalışmalar sosyal medya fenomenlerine duyulan güvenin satın alma niyetini artırdığını göstermiştir. Biz de literatürden elde ettiğimiz bilgiler ışığında H1 hipotezimizi geliştirdik ve sosyal medya fenomeninin güvenilirliği takipçilerini satın alma niyeti üzerinde etkilidir şeklinde ilk hipotezimizi söyleyebilirim. Parasosyal ilişkiye geldiğimizde ise 1950'li yıllarda parasosyal etkileşim teorisine dair ilk çalışmalar yapılmaya başlandı ve teori yaşadığımız hayali sosyal ilişkileri ve etkileşimleri tanımlamak, açıklamaya çalışmak üzere yapılmıştı. Temelinde parasosyal ilişkinin 4 özelliği bulunmaktadır. Tek yanlıdır. Yani bu ilişkide herhangi bir interaktivite yoktur. Ünlü kişilerle, tanınmış kişilerle kurulur. Gerçek hayattaki ilişkilerle benzerlik taşır. Örneğin arkadaşlık ilişkisi gibi. Ve hayali bir ilişkidir. Yapılan ilk çalışmalarda yani teorinin ilk dönemlerinde parasosyal etkileşim ile parasosyal iletişim arasında bir ayrım yapılmadığını görüyoruz. Ancak teorinin ilerlemesiyle birlikte buradaki aradaki farkın altını çizilmeye başlandığını görüyoruz. Parasosyal etkileşim izleyicinin izleme sırasında geliştirdiği tek taraflı algılama süreciyken parasosyal iletişim izleme süresinin dışında da devam eden duygusal ve bilişsel yanıtları içeren bir süreci ifade eder. Yani parasosyal etkileşimin zamanla parasosyal ilişkiye dönüşebildiğini söyleyebiliyoruz. Sosyal medyada içerdiği etkileşim seviyesinden dolayı parasosyal ilişki için uygun bir zemin hazırlamaktadır.
Literatürdeki çalışmalarda yine elde ettiğimiz bilgilerle parasosyal ilişkiler kuran müşterilerin belirli bir markaya karşı tekrar satın alma gibi olumlu tutum ve davranışsal bağlılık sergilemeye eğilimli olduğunu görüyoruz. Bu bilgiler ışığında da H2 hipotezimizi geliştirdik. H2 hipotezimizde sosyal medya fenomenleriyle kurulan parasosyal ilişki takipçilerinin satın alma niyeti üzerinde etkilidir şeklindedir. Metodolojiye geldiğim zaman çalışmanın ana kütlesini Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çevrimiçi anket yoluyla, kolayda örnekleme yoluyla toplanmıştır veriler ve 174 kişi anketimize katılım gösterdi. Anket formumuzun ilk bölümünde katılımcıların sosyal medya kullanımları ve sosyal medya fenomenlerine ilişkin alışkanlıklarıyla ilgili bazı detaylandırıcı sorular yönelttik bunlara. İkinci bölümünde çeşitli çalışmalardan derlediğimiz parasosyal ilişki ölçeği, sonrasında yine çeşitli çalışmalardan derlenen fenomen güvenilirliği ve satın alma niyeti ölçeği bulunmaktadır. Anketin parasosyal fenomen güvenilirliği ve satın alma niyeti ölçeği beşi Likert ölçeğiyle ölçülmüştür. Ve son kısmında ise demografik sorular yer almaktadır. Bulgularımıza geldiğimiz zaman öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine bakarsak kadınların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. %71.3 oranında kadın katılımcımız oldu. Öğrenciler üzerinde yaptığımızdan dolayı %89.1 bekar ve yaş aralığı ağırlıklı olarak 24 ve 29 yaş olarak çıkmıştır. Yine bunlara paralel olarak gelir düzeyi %36.2, 0 ve 999 TL aralığında ağırlıklı olarak çıkmıştır. Katılımcıların %54'ü lisans öğrencisi, %40.8'i yüksek lisans öğrencisi ve %5.2'si ise doktora öğrencisidir. Katılımcılara sorduğumuz detaylandırıcı sorulara baktığımızda sosyal medya kullanımının %97.7 olduğunu görüyoruz. Ve bu kişilerin %70.7'si en azından bir sosyal medya fenomenini takip ediyor. Ve sosyal medya kullanım sıklıklarını, saatlerine baktığımız zaman 1-2 saat arası yani günlük olarak sosyal medyada 1 ile 2 saat arasında vakit geçirenlerin oranının %30.7 olduğunu görüyoruz. Bunu da 3-4 saat yani %32.2'nin takip ettiğini görüyoruz ki aslında bu sonucun da VR Social'ın yayınladığı Türkiye ortalamasıyla da yine ortak bir destekleyici bir bulgu olduğunu görüyoruz. Satın alma kararında sosyal medya fenomeninden etkilenme oranına baktığımızda asla diyenlerin %21.3 olduğunu, asla önerdiği linkten alışveriş yapmam diyenlerin ise %31.6 olduğunu görüyoruz. Ancak bunlardan ziyade sosyal medya fenomen takibini yani takip etmiyorum diyenlerin %29.3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bizim burada sosyal medya fenomeninden etkilenmiyorum diyenlerin minimum %29.3 olmasını bekliyorduk. Ancak burada asla diyenlerin %21.3 olduğunu gördük. Demek ki burada takip etmeseler de, linklerden alışveriş yapmasalar da dışarıda herhangi bir ürün satın alma sürecinde etkilenebilmekte olduklarını görebiliyoruz. Bunların dışında en sık kullanılan sosyal medya platformlarına baktığımız zaman Instagram açık ara önde %66.1'lik bir oranda. Bunu YouTube takip ediyor %25.3 bir oranda. Sosyal medya fenomenlerin paylaşımlarına yorum ve beğeni bırakma oranlara baktığımız zaman beklediğimiz üzere yorum yapma oranı oldukça az. Asla yapmam diyenler %65.5 iken beğeni bırakma oranları yorumlara göre oldukça yüksek. Anketimize sorduğumuz tek açık uçlu soru katılımcıların takip ettikleri sosyal medya fenomenleri. Burada da öne çıkan isimler Damla Bilic, Damla Altun, Barış Özcan gibi isimler olmuştur. Tablo 3'te satın alma sıklığı ve sosyal medyada geçirilen süre ve sosyal medya platformu ile ilgili bir çapraz tablo görüyorsunuz. Buradaki verileri incelediğimizde bir saatten daha az vakit geçirenlerin yani sosyal medyada bir saatten daha az vakit geçirenlerin satın alma oranının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. %5.2. Nadiren satın alan ve sosyal medyada günlük 1-2 saat vakit geçiren katılımcıların oranı ise %5.5 çıkmıştır. Bunun yanı sıra çoğunlukla satın alan ve sosyal medyada 4 saatten fazla vakit geçirenlerin oranı %6.3'tür. Satın almayı sosyal medya platformlarına göre incelediğimizde ise her zaman satın alan katılımcıların YouTube platformunu tercih ettiğini ancak arada sırada yapılan tercihlerde Instagram'ın ön plana çıktığını görüyoruz.
Cross tab'imizin de anlamlılığını iki kare asimptotik anlamlılık ile ölçtük. Sonrasında faktör ve regresyon analizlerine geçiyorum. Faktör ve regresyon analizlerinden önce ilk aşamada verilerin basıklık ve çarpıklık düzeylerine, yani normal dağılımı uygunluğuna bakılmıştır. Bunun için de Tabaknik ve Fidel'in çalışmasından faydalanılmıştır. Verilerimizin basıklık çarpıklık düzeyi -1,5 ve +1,5 aralığındadır. Ve bu yüzden de normal dağıldığını söyleyebiliriz. Bunların dışında ölçeğin faktör analizinde uygunluğunu gösteren KMO değerimiz 0,946'dır. Bu da çok iyi bir düzeyde olduğunu göstergesidir. Baş test sonucumuzda P sayımız 0 çıkmıştır. Bu da yine ölçeğin faktör analizine uygulanabilirliğini göstermektedir. Faktör analizimizi gerçekleştirirken faktör yükü 4'ün altında olan, yani düşük faktör yüküne sahip olan sorular çalışmadan çıkartılmıştır ve tabloda faktör analizinin son halini görmektesiniz. Açıklanan toplam varyans oranımız %78,921'dir. Bunun dışında kromba alfamızı 0,972, yani ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Fenomen güvenilirliği ve satın alma niyetine dair yaptığımız regresyon analizleri sonucuna baktığımızda sosyal medya fenomeninin güvenilirliği satın alma niyetini %61,6 açıklamaktadır diyebiliriz. R kare değerine bakarsak ANOVA tablomuzdan analizimizin anlamlı olduğunu, yine katsayılar tablosunda da P değerimizden sonucumuzun anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Katsayılar tablosundaki bilgiler doğrultusunda fenomen güvenilirliğindeki bir birimlik artışın satın alma niyeti üzerinde 0,733'lük bir artışa neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda fenomen güvenilirliğinin satın alma niyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemekte olduğu ve ilgili H1 hipotezinin de kabul edilebildiğini söyleyebiliriz. Parasosyal ilişki ve satın alma niyetine dair regresyon analizi sonuçlarımıza baktığımız zaman parasosyal ilişki satın alma niyetinin %52 oranında açıklayabilmektedir diyebiliriz. Yine ANOVA ve katsayılar tablosundaki P değerlerimize baktığımız zaman sonuçlarımızın anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Katsayılar tablosundaki baktığımızda parasosyal ilişkideki bir birimlik artışın satın alma niyeti üzerinde 0,692'lik bir artışa sebep olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak parasosyal ilişki satın alma niyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir ve ilgili hipotez kabul edilmiştir. Sonuçlarımızda demin belirttiğim gibi H1 hipotezimiz ve H2 hipotezimiz kabul edildi. H1 hipotezimizin sonuçları Sokolova Periz'in 2021 yılında yaptığı, Zeren Gökdağ'ın 2020 yılında yaptığı, Uzunoğlu ve ekibin 2014 yılında yaptığı çalışmaların bulgularıyla da örtüşmektedir. H2 hipotezimiz ise Colin Dar ve Dahlen'in 2011, Lee ve Watkins'in 2016, Yuan, Moon, Kim ve Wang'ın 2019'da yaptığı çalışmaların bulgularını desteklemektedir. Çalışmamızın sonucunda fenomenlerin marka işbirliklerinde gerçekten deneyerek memnun kaldıkları markalar dışındaki tekliflere temkinli yaklaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kaybedilen güvenin yeniden tahsisinin de güç olduğunu unutulmaması gerekiyor. İşletmeler açısından baktığımızda ise ürünleriyle ilgili alanda güvenilir, imajlarıyla uyumlu sosyal medya fenomenleriyle çalışmalarının onlar için daha başarılı tutundurma ve karlı işbirlikleri yaratacağı sonucunu söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Sunumum bu kadardı. Evet, teşekkür ediyoruz Gülen Güler'e de. Bu tabii güncel konulardan bir tanesi. Gençlerin özellikle çok parçası oldukları ama genel olarak tüm tüketicilerin de sosyal medyanın hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte takip etmeye ve bir parçası olmaya başladıkları sosyal medya pazarlamasında influencerlarla ilgili yapılmış güncel bir çalışma. Teşekkür ediyoruz. Soruları alabiliriz. Peki, tekrar teşekkür ediyoruz Gülay Güler'e. Şimdi programımızın akışına göre ev dışı gıda tüketiminin analizini anlatmak üzere sözü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Tuğçe Nur Tüfekçi'ye bırakıyorum. Görüntü geldi mi hocam? Geldi, teşekkür ederiz. Tam ekran yapabilirsek. Tamam.
Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, ben Tuğçe Nur Tüfekçi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün size ev dışı gıda tüketiminin analizini anlatmaya çalışacağım. Zorunlu beslenme gereksinimini gerçekleştirme gayesinin haricinde bireyler aile ve dostlarıyla beraber vakit geçirme, farklı bir ortamda bulunma, hususi bir günü kutlama, neşeli vakit geçirme, sosyalleşme, çocukların arzu etmesi ve benzeri sebeplerle dışarıda yemek yemeyi tercih etmektedirler. Türkiye'de kervansaraylarla ortaya çıkan ev dışı gıda tüketimi, önceleri sokak satıcılığı biçimindeyken 1800'lü yılların bitiminde İstanbul ilinde Pera ve Galata bölgesinde kurulmaya başlanan lokanta ve restoran biçimindeki yerlerle değişik sınırlara erişmiştir. Hazır yemek sektörü, yani ev dışı yemek sektörü, otel, restoran, fast food restoranları, kurumsal gıda hizmetleri olarak 4 temel bölümden meydana gelmektedir. Hızlı hazır gıdanın tarihi 1900'lü senelerin ilk zamanlarına kadar dayanmaktadır. Peki nedir fast food, yani ayaküstü beslenme? Kısa bir müddette hazırlanıp çabuk bir biçimde servis yapılan gıdalara denmektedir. Fast food tüketimi ev dışı gıda tüketimi içerisinde yer almaktadır. Her fast food ürünü ev dışı gıda olarak kabul edilebilirken her ev dışı gıda bir fast food ürünü değildir. Örneğin hamburger bir fast food, dolayısıyla da ev dışı gıdadır. Fakat restoranda yenen bir porsiyon yemek ev dışı gıda olabilirken bir fast food ürünü olmamaktadır. Çalışmanın amacı ve hipotezler. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı hane halkı bütçe anketi verisi kullanılarak ev dışı gıda harcamasında etkili olan sosyodemografik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlara istinaden aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. H1 hipotezi, gelir arttıkça ev dışı gıda harcaması artmaktadır. H2 hipotezi, sosyodemografik özellikler ev dışı gıda harcamasında etkilidir. Materyal ve metot. Çalışmanın birincil verilerini 2017 yılında 12.166 kişi ile Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilmiş Türkiye İstatistik Kurumu'na ait B tipi mikro veri seti hane halkı bütçe anketi verileri oluşturmaktadır. Örnek hacminin belirlenmesinde tabakalı iki aşamalı küme örneklemesi metodundan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü ANOVA testi ve çoklu regresyon modelinden yararlanılmıştır. Hane halklarının ev dışı gıda harcamalarıyla gelir ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla tek yönlü ANOVA testinden, yani F testinden ve bağımlı değişken olan Y ile bağımsız değişken olan X'ler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla da çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon modelinde en az iki bağımsız değişken olup Y bağımlı değişkeni ile P adedince bağımsız değişken arasında bulunan ilişki, doğrusal ise Y ve X'lere ait en adet gözlem değeri bulunuyorsa model ekranda göründüğü biçimdedir ve buradaki i'ler 1, 2, 3 gibi sayıları, B0, B1 bunlar da kısmi regresyon katsayılarını ifade etmektedir. Araştırma bulguları. Çizelge 1'de hane halklarının sosyodemografik özellikleri incelenmiş. Ankete katılan bireylerin çoğunluğunun erkek, evli, 35-44, 45-54 yaş aralığında, ortaokul ve 6 bir okuldan mezun olduğu saptanmış ve yine ankete katılan bireylerin çoğunluğunun hanelerinde yaşayan birey sayısının 3-5 kişi aralığında olduğu, çekirdek hane halkı tipine sahip olduğu, apartman konut tipinde oturduğu saptanmış ve yine ankete katılan bireylerin çoğunluğunun kendisinin çalıştığı, eşinin çalışmadığı fakat işiyle alakasının devam ettiği, sağlık sigortasının bulunduğu saptanmıştır. Ve
Ankete katılan bireylerin çoğunluğunun gelir düzeylerinin 2500-5000 TL aralığında olduğu ve toplam harcamalarının da yine 2500-5000 TL olduğunu, tabii bu rakamlar ayda, gıda harcamalarının da ayda 400-799 TL aralığında olduğu saptanmıştır çoğunluk olarak. Hane halklarının dışarıda yeme alışkanlıkları incelenmiş, hanede öğlen veya akşam yemeklerini dışarıda yeme alışkanlığı bulunmayanların, kahvehane, kafe, lokal gibi yerlere gitme alışkanlığı olmayanların daha fazla olduğu saptanmıştır. Ankete katılan hane halklarının toplam harcamaları ortalama 3554.69 TL, gıda harcamaları ortalama 768.84 TL ve ev dışı gıda harcamaları ortalama 183.06 TL olarak belirlenmiştir. Hane halklarının toplam harcamaları içerisinde gıda harcamaları oranı ortalama %25.28 olarak saptanmıştır. Hane halklarının toplam harcamaları içerisinde ev dışı gıda harcamalarının oranı ortalama %4.95 ve toplam gıda harcaması içerisinde ev dışı gıda harcamaları oranının da ortalama %36.07 olduğu saptanmıştır. Hane halklarının ayda lokanta, kafe, bar, gece kulübü harcamaları ortalama 105.83 TL, ayda fast food ve paket servis hizmetleri harcamaları ortalama 1.71 TL, kantin harcamaları ortalama 75.52 TL olarak saptanmış ve hane halkı geliri yükseldikçe bu harcamaların da arttığı saptanmıştır. Hane halklarının toplam ev dışı gıda harcamaları içerisinde lokanta, kafe, bar, gece kulübü gibi yerlerde yaptıkları harcamaların oranı ortalama %48.55, fast food ve paket servis hizmetleri harcamalarının oranı ortalama %2.34 ve kantin harcamalarının oranı da ortalama %29.58 olarak belirlenmiştir. ANOVA testi sonuçları istatistiki açıdan önemli bulunmuş, gruplar arasındaki farklılıklar LSD testi ile tespit edilmiştir. Çoklu regresyon modeli kurmak için çizelge 4'te modeldeki değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları gibi bilgiler bulunuyor. Burada bağımlı değişkenimiz ev dışı gıda harcamaları, yani lokanta, kafe, bar, gece kulübü harcamalarıyla fast food ve paket servis hizmetleri harcamaları ve kantin harcamalarının toplamından meydana geliyor. Gerekli görülen değişkenler dummy değişkeni haline getirilip modele dahil edilirken hane halkı birey sayısı sürekli bir değişken olarak modele dahil edilmiştir. Referanslar kategori olarak alınmıştır görüldüğü üzere. Çizelge 5'te hane halklarının toplam ev dışı gıda harcamalarının sosyodemografik özelliklerine göre çoklu regresyon modeliyle analizi incelenmiş, modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu ve modeldeki bağımlı değişken olan toplam ev dışı gıda harcamalarını bağımsız değişkenlerin %20.8 oranında açıkladığı saptanmıştır. Modelde kullanılan 11 değişkenden 10'u istatistiki açıdan anlamlı bulunmuş, model sonucunda cinsiyet, medeni durum, 34 küçük eşit yaş grubu, üniversite ve üstü bir okuldan mezun olma durumu, çekirdek hane halkı tipi, çalışma durumu, eş çalışma durumu ve harcama değişkenleriyle lise mezunu olma durumu istatistiki olarak önem taşırken hane halkı büyüklüğü istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Model sonucunda kadınlar, evliler, ortaokul ve altı bir okuldan mezun olanlar, anket ayında kendisi ve eşi çalışmamış ya da çalışmadığı halde işiyle alakası süren bireylerin ev dışı gıda harcaması daha azdır. Yaşları 34 ve daha küçük, lise mezunu ve üniversite ve üzeri bir okuldan mezun olan bireyler, çekirdek hane halkı tipine sahip olan hane halklarının ev dışı gıda harcaması daha fazladır. Hane halklarının toplam harcamaları arttıkça ev dışı gıda harcamaları da artmaktadır. Sonuçlar demografik özelliklerin ev dışı gıda harcaması üzerinde etkili olduğunu göstermekte ve H2 hipotezi kabul edilmektedir.
Sonuç ve öneriler. Araştırma sonucunda gelirin harcamalar üzerinde önemli bir faktör olduğu ve gelir arttıkça toplam harcamaların, gıda harcamalarının ve ev dışı gıda harcamalarının da arttığı belirlenmiştir. Çalışmada toplam ev dışı gıda harcamasıyla sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla çoklu regresyon modeli oluşturulmuş. Model sonucuna göre kadınların erkeklerden, evlilerin de bekarlardan daha az toplam ev dışı gıda harcamasında bulundukları gözlemlenmiştir. Yaşları 34 ve daha küçük olan bireylerin de aylık ev dışı gıda harcamalarının diğer yaş gruplarından daha fazla olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte hane halklarının eğitim düzeyi ve toplam harcamaları arttıkça toplam ev dışı gıda harcamalarının da artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Ev dışı gıda tüketimini gerçekleştiren müşteri profilinin belirlenmesi ve yapılacak uygulamalarda hedef kitleyi göz önüne alarak yapılan iyileştirmeler işletmeler açısından son derece önemlidir. Bunun yanı sıra daha az tüketim yapan müşterilerin profilinin belirlenmesi ve potansiyel müşterilerin tüketimi artırmaya yönelik yapılacak stratejiler müşteri sayısını ve profilini değiştirecektir. Bu çalışmanın sonuçlarının özellikle ev dışı gıda tüketimi yapılan işletmelerin üretim ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken yararlanacakları bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Evet, bu güzel sunum için biz de teşekkür ediyoruz Tuğçe Nur Tüfekçi'ye. Sorularınızı bekliyoruz. Yine ben mi sorsam acaba? Öncelikle yerinize sağlık. Ev dışı tüketim çok önemli. Bu sürdürülebilirlik manasında da tabii ki bizlere çok ciddi çalışılması gereken bir alan yaratıyor. Çünkü biliyorsunuz artık ilgi alanı birazcık daha gıda tüketiminin sürdürülebilirliğine ve atık yönetiminin önemine doğru kaydı. Bu bağlamda baktığımızda tabii ki sizin çalışmanızın esas amacı tüketim davranışının hani sürdürülebilirliği şeklinde değildi ama yapılan analiz sonucunda sizin yaptığınız gözlemler var mı bu konuyla alakalı acaba? Yani günümüzde neredeyse hemen herkesin ev dışı gıda tükettiğini görüyoruz. Hani gerçekten oranlar çok yüksek. Yani tüketmeme çok az. Yani gerçekten o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum konunun. Evet, teşekkür ederiz. Aynı zamanda tabii bunların yarattıkları atıkların da geri dönüşümleri ve mümkün olduğunca minimize edilebilmesi değil mi? Restoran ve konaklama evet. Tesislerindeki ev dışı gıda tüketiminde en önemli problemlerden biri gibi duruyor. Bu manada katkılarınızdan dolayı literatüre biz de sizlere teşekkür ederiz. Güzel bir sunumdu, tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, katılımcılar, hizmet liderliğinin algılanan kalite, marka sadakati ve marka değerine etkileri üzerine konuşmak üzere İstanbul Üniversitesi'nden Azize Şahin hocamızı bir kez daha davet edeyim. Şu an katılımcılar arasında adını göremiyorum ama eş yazar varsa lütfen bilgilendirsin. Bir iki dakika bekleyelim. Belki katılımları olur. Eğer olmazsa da bu önemli başlık altında sürdürülebilir tüketim anlamında sunum yapan tüm katılımcılar çok güzel bilgiler paylaştılar bizimle. Ben oturum başkanı olarak tüm dinleyiciler adına teşekkür ediyorum kendilerine. Hem literatüre hem de kongreye yaptıkları katkılardan dolayı. Ayrıca öğle arasından sonra yani saat 14 gibi düşünelim. 14-15 arasında doçent doktor Hamza Şimşek'in oturum başkanlığı ve moderatörlüğünü yapacak olduğu sosyal sürdürülebilirlik oturumu var.
Eğer hocamız katılımını gerçekleştirmezse biz Hamza hocamın açılışına kadar bir ara vermiş olalım. Sonrasında sosyal sürdürülebilirlik oturumunda görüşmek üzere herkese veda etmiş olalım. Elinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de çok teşekkürler katıldığınız için. Bir sonraki sunumda, oturumda Hamza Çimşek hocamın moderatörlüğünde yeni bildirileri dinlemek üzere ve onlardan yeni şeyler konusunda feyz alabilmek üzere buluşmak dileğiyle diyorum. İyi günler diliyorum. Hocam, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun.